Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Hem bu konuyu hem de Dünya Kupasındaki son maçları şöyle bir masaya yatıralım. Dünya Kupası ile ilgili konuşmayı, sohbet etmeyi en sevdiğim isimlerin başında geliyor. O bu yayına bağlandığında da pek mutlu oluyorum açıkçası. Bu güzel sohbetimizi de size ortak etmek isterim. Evet gördüğünüz üzere sevgili Hüseyin Özkök. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim. İyiyim. Teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size güzel bir hafta sonu diliyorum. Nasıl gidiyor Dünya Kupası? Ronaldo'yu ne yaptılar böyle yahu? Biz Ronaldo'yu izleyemeyecek <laughs> miyiz artık? Hangi taraftasınız Hüseyin Özkök? Şimdi Deniz şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası çok iyi gidiyor benim açımdan. Hiçbir maçı kaçırmadım. Aynı saatte olan maçları bile iki ekran açıp önüme <gülüyor> <gülüyor> öyle seyrettim. Yani ben böyle turnuvaları çok seviyorum. Hatta dün akşam Twitter'da da bir paylaşım yaptım bu konuda. Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası olsun, <laughs> bu tür turnuvalar hakikaten çok zevk ve heyecan verici. Şampiyonlar gide mesela çok üst düzey bir turnuva ama Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası böyle tek zamanlı olması ve bütün maçları seyredebilme imkanının olması hakikaten ve bütün taraftarların tek bir yere toplanmaları falan bunlar çok güzel şeyler ve insana heyecanlandırıyor. Bir de bu seneki grup maçlarının son bölümleri çok heyecanlı, çekişmeli geçti. Bu da bize şunu gösteriyor ki artık milli takımlar arasında, kulüp takımlarında o makasın kapanmasına imkan yok ama milli takımlar arasında makas giderek kapanıyor. Zaten bunun grup karşılaşmalarının son maçları oynanmadan önce sadece iki takımın elenmesi ve üç takımın da ...bir üst turu garantilemesinden görmüştük. Yani 27 takımın daha iddiası vardı o dönemde. Yani bu turnuvalar hakikaten benim için çok heyecan verici, çok zevk aldığım turnuvalar. Ronaldo konusuna gelirsek ben de Ronaldo'yu futbol olarak, sporcu olarak çok çok beğeniyorum. Muhteşem bir sporcu. Fakat işte eleştirenler de aslında Ronaldo'yu Mesut Özel'in söylediği gibi bütün olarak eleştirmiyorlar. Sadece o işte verdiği röportaj, yedek kaldığında gösterdiği tepkiler... Maç sırasında stadyumu terk etmesi, şimdi bu Portekiz'de yine yedek kaldığında gösterdiği tepki, arkadaşları sağ içinde sevinirken onun soyunma odasına gitmesi, bu tip şeyler eleştiriliyor diye düşünüyorum. Yani sportif tarafını eleştiren tırnak içinde taş olur. Yani o <laughs> açıdan kimse söz söyleyemez. Ben de tek kelime edemem sporculuğuna, sportif tarafına işin. Ama ben de hoşlanmadım yaptığı şeylerden özellikle röportajdan sonra. Tamam çok egolu birisi Bu kadar başarıya bu kadar Servete bir ego oluşuyor Mutlaka ama Yine de daha mütevazı davranabilirdi diye düşünüyorum. Dün akşam Messi de gözümden düştü Gerçekten Onun da yaptığı hareketler ne, değildi. Nedir orada Hüseyin Özkök Vekorsa mı ve, tepkisini gösteriyor evet, ve Neden peki Vekors geçerken ona bakıyormuş Röportaj verirken işte ne bakıyorsun Aptal gibi laf etmiş galiba devam ediyor yoluna falan gibisinden. Allah yani bütün basında Allah. yazıyor çünkü. Avrupa basında da gördüm. Yani, <laughs> yani. çok iyi, iyi, <laughs> ilginç olmuş gerçekten. Kaleci Martinez ayrıca eee Hollandalılara evet. dönerek işte küfürlü konuşmuş. Nasıl iki penaltıda şey yap, şey yaptım sizi falan gibisinden böyle amiyane yani aa. bir kelime kullanmış. Çok evet ilginç. evet yani Arjantinliler bu e, galibiyeti hazmedemediler gibi duruyor. Zaten maç sırasında işte toplamda 16 sarı kart çıkması ve o sarılardan biri de kırmızıya dön tabii ikinci hı hı. sarı kart olduğu için ee, ve iki takım da şimdi UEFA FIFA'da disiplin kuruluna sevk edilecek. Zaten 5 sarı karttan fazla bir takım aldı mı disipline sevk ediliyor ve para cezası geliyor ama herhalde bu iki takıma bu gördükleri çok sayıda sarı karttan dolayı bayağı yüklü bir para cezası gelir diye düşünüyorum. Siz dün kimin hak ettiğini düşünüyorsunuz? Hollanda mı Arjantin mi? Arjantin'e gitti ama sanki. Şimdi Olanda çıksın hani, isterdi Messi'yi Messi saymazsak. <laughs> Tabii. Şimdi Messi eleştirdim ama Messi'nin o attığı pas. E, yani gerçekten <laughs> sihirbaz falan almak lazım o pası atmak için. Muhteşemdi. İşte penaltıdan da bu sefer golünü attı. Hata yapmadı. <laughs> Takımını öne geçirdi ama daha sonra Wood, Wood ve Horson çıkıp ortaya o iki golü atması hatta attığı golün ikincisinde... Benzerini Wolfsburg'da atmıştın. Alman televizyonda da onu gösterdiler. Ee, i̇nternette de dolaşıyordu gördüm. O Wolfsburg'da çok benzer bir organizasyonla e, öyle bir gol atmış daha önce. Ee, hele o Hollanda'nın Deniz, o artık uzatmaların son saniyeleri oynanıyordu. Hakem orada faul atışı verdi. Telaşla o faulu direkt kaleye şut olarak kullanmayıp öyle bir organizasyon yapmaları da gerçekten takdire şayan. Hı hı. E, hakikaten Hollanda'yı o açıdan da çok takdir ettim. Son dakika olsa da onu düşünmeleri çok iyiydi takım olarak. E, Hollanda'da turu geçseydi hak etmedi diyemezdik. Ama Arjantin e, grup maçlarında o ilk maç hariç giderek yükselen bir performans gösteriyor. Hı Hıstılar, arzullar, seyircileri bir türleşiyorlar. Ama işte bu dün akşam maç sonrasında olanlar biraz e, böyle <laughs> beni üzdü İlginç açıkçası. ilginç şeyler görüyoruz. Peki fals hikaye yazmaya devam eder mi sizce Hüseyin Özkök? Valla ederse hiç şaşırmam deniz e, Fas'ın o yaptığı e, savunma gerçekten takım halinde ve faulsüz. Çok o evet. Son, ma son maça dikkat et çok az sayıda faul yapmış Fas rakip hı hı. de aynı sayıda faul yapmış faulsüz o kadar iyi savunma yapmak. Çok akıcı bir futbol oynuyorlar yani evet. o son maçta ben staddaydım hakikaten çok güzel skorsuz olsa bile. Bence keyif veren bir futbol oynuyorlar. Yani Fas'ın burada olması tesadüf değil kesinlikle. Değil değil kesinlikle değil. E, hatta gol de bulabilirlerdi o maçta değil yani değil. baktığında. Çünkü tehlikeli kontra ataklar yaptılar. Yani Fas yarı finale e, çıkarsa hiç şaşırmam. Hatta dün akşam böyle bir tweet attım. fas Sırbatistan finaline mi gidiyoruz yoksa diye. <laughs> yani. Olabilir mi? Olabilir. <laughs> Niye olmasın yani. Dediğim gibi makas artık daraldı milli takımlar arasında yani. Hırvatistan'ın da finale kalması beni şaşırtmaz ki geçen Dünya Kupasında kalmışlardı. Hı hı. Fas'ın da kalması şaşırtmaz. Bu daralan makas e, hakikaten bize her an bu Dünya Kupasında bir sürpriz e, çıkabileceğini e, gösteriyor Sevgili bu Alman tişörtlerde. Böyle sosyal medya hayatımıza girdi tabii. futbol olunca işin içinde de komple teorileri Dünya Kupası boyunca hep bizimleydi. Onlardan bir tanesi Katar'ın işte e, Katar takımının gruplardan çıkacağı ile ilgiliydi ki gruplardan çok kötü bir şekilde çıkamadı. Ya yani birçok evet. böyle komple teorileri ortaya atıldı. Şu anda e, hem bu turnuva öncesinde hem de şu sıralar yine ayuka çıkan bir teori var. Ona göre yani e, Portekiz'le Arjantin finalde karşı karşıya gelecek. Yani Messi ile Ronaldo'yu Büyük güçler karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar <laughs> PR için. Bazı durumlar için deniliyor. Ben buna inanmıyorum açıkçası. Yok. Ben finalde karşılaşacaklarını ben, düşünmüyorum. Ben komplo teorilerine fazla itibar eden biri değilim. Ee, daima mantığımı ön plana çıkartan biriyim. Ee, biraz daha böyle Alman ekolünden <laughs> gelmiş olmanın da etkisi olabilir. <laughs> ee, yani bu tip... Üst düzey turnuvalarda milyarlarca insanın seyrettiği turnuvalarda bu tip komplo teorileri hakikaten sadece komplo teorisi. Biliyorsun bu komplo teorileri sosyal medyayla çok daha yayılabiliyor. Ee, eskiden hani komplo teorisi üretsen bile e, kaç kişi duyardı ama şimdi sosyal medyayla böyle e, çok hızlı bir yayılma e, durumu var. Ama ben ona inanmayanlardan biriyim. Portekiz tabii ki finale kalabilir Arjantin'le. E, niye olmasın? E, her şey mümkün. Az önce söyledim. Yani her türlü Final mümkün bu Dünya kupasında. Ben Fransa, Brezilya diye tahmin ediyordum. Hı hı. E, kesin konuşmamakla birlikte oynadıkları oyunlara bakarak. Ama şimdi Brezilya gitti. Bakalım belki bu akşam Fransa da gidecek yani. <laughs> o, Çok büyük o, bir göreceğiz. şok olmaz mı? Yani futbol e, olur, tabii. Bir erken final havası olacak diye düşünüyorum ben açıkçası. İngiltere'yi de favoriler arasında gösterili gösteriyordu bazı tabii. futbol severler. İngiltere iyi oynuyor. Evet. Yani çok erken final havasında bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Tabii ki tabii ki kesinlikle. Ee, yani şu anda bu takımlar içinde finale hangi ikisi kalırsa kalsın benim için artık sürpriz olmayacak. Fas bile kalırsa hakikaten oynadıkları oyuna baktığımda e, sürpriz olmayacak. E, ben buralara kadar gelmeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Hem Hırvatistan'ın hem Fas'ın. Hmm. Hırvatistan'ın zaten son dönemlerde... E, elde ettiği başarılar ortada geçen Dünya Kupasında da finale kalmışlardı bu Dünya Kupasında final yolunda ilerliyorlar e, Deniz biliyorsun bizim de Avrupa Şampiyonası elemelerinde rakibimiz Hırvatistan ve evet. Bursa'da Mart ayı sonunda ayın e, 28'i 28 Mart'tı galiba Bursa'da e, Hırvatistan'la bir maç yapacağız hatta dün yine öyle bir tweet attım yoksa Dünya Şampiyonları mı maça çıkacağız diye Eyvah <gülüyor> eyvah <gülüyor> Evet e, Öyle de bir durum söz konusu. Hayırlısı olsun. Ne diyelim Hüseyin Özkök yani gerçekten dolu dizgin gidiyorlar. Ama benim favorim Fransa. Yani e, statta izlediğim kadarıyla böyle bir oyun boyunca, bir maç boyunca o temposuyla e, nasıl diyeyim en hak ettiğini düşündüğüm takım benim için Fransa oldu. Fas'ı çok beğendim. Arjantin bence değil. Arjantin final oyunu oynamıyor net. Şimdi Fransa'da bu çeyrek final maçını tamamlasın. Ondan sonra tüm takımların çeyrek final oynamış haliyle bir değerlendirme yapmak lazım. Fransa'da bir maç eksik oynadı. Şu ana kadar iyi gittiler. Bakalım aynı başarıyı çeyrek final maçında da gösterebilecekler mi? Onu merakla ben de bekliyorum. Ama Fransa üst düzey kadrosuyla ve Mbappe'siyle tabii ki turnuvanın en bir güzel takımlarından bir tanesi. de mesela statta topsuz alanda da takım olma hüviyetini bana en çok hissettiren takım Fransa oldu açıkçası. Bir fas oldu o kadar güçlü yani oyuncular arasındaki o uyum, sahadaki uyum bir Fas'ta onu çok yüksek hissettim. Fransa olur mu? Olur. Bilemiyoruz. Tabii ki. canım Göreceğiz hep beraber Fransa final oynayabilecek çapta bir takım bir son dünya şampiyonu ee, bu dünya şampiyonluğunu alması, almaması için hiçbir neden yok. Hı hı. Bu arada e, mesela Fransa maçında Mbappe'yi ben ilk kez e, çıplak gözle izledim. Yani topsuz alanda bile ne kadar hırslı bir oyuncuymuş. Yani baya baya oyunculara e, saldıran diyeceğim ama yani gerçekten müdahalede bulunan böyle pataküde girilen derler ya. Ya gözümüzün önünde böyle tüm oyunculara o Hüviyetini hissettirdi. Yani ne diyorsunuz, Mbappe mi Messi mi? E tabii ki Messi. Yani Mbappe daha çok genç, de yapacağı ve katetici çok iş var, kateticiye çok yol var. Şu anda çok üst düzey bir performans gösteriyor ama daha Messi veya Ronaldo ile karşılaştırmak için erken diye düşünüyorum. Bu turnuvada milli takımındaki pozisyon ve milli takımına katkısından dolayı sormuş olayım bunu hani iki isim markanın değil de. Yani şu anda bence Messi milli takıma çok daha fazla katkıda bulunmuş durumda. Ee, hem attığı gollerle hem yaptığı asistlerle Hı -hı. E, daha fazla katkıda bulunmuş durumda. Ve Mbappe'nin de e, etkisi ve katkısı inkar edilmez ama zaman şu anda ben Messi'yi daha önde görüyorum. Bu arada Mbappe de ya yani Dünya Kupası kazanırsa eğer 24 yaşında tam bir çıta Öyle bir başlık atılmış gördünüz mü yabancı basında böyle Mbappé'nin çocukluk fotoğrafı. O, ta o zamanlar yani bayağı çocuk. Çıta İngiltere maçına hazırlanıyor diye. <laughs> Olabilir. Sosyal evet. medyada gördüğüm ama... en güzel paylaşımlardan bir tanesiydi. Güzel bir paylaşım olmuş. Hakikaten 24 yaşında tabii dünya şampiyonu olmak güzel bir olay. Hem kendi... Kariyer açısından iyi hem de kendi pazarlaması açısından iyi. Zaten Değil mi? Ya i̇kinci biliyorsun. kez bu kupayı kaldıracak olan ne, ne büyük tabii şans ki. diyebiliriz. Tabii tabii. Aynı, aynen ben de öyle düşünüyorum. Ee, müthiş bir başarı olur. Kolay kolay da erişilecek bir başarı olmaz tabii ki. Peki iyi olan kazansın diyelim mi bugün? Diyelim evet. Tamam. Hak eden kimse onlar kazansın. Hak eden kazansın ama bir fasında yüzü gülsün isterim açıkçası. Ronaldo'nun yüzü ben... gülmüyorsa fasın gülsün. Şimdi ben mesela Hırvatistan şampiyon olursa deniz hakikaten sevinirim. Çünkü son yıllardaki genel performansı baktığında, büyük resme baktığında Hırvatistan hakikaten hak ediyor bir başarı elde etmeyi. Burada da eğer finale kadar yürüyüp kupayı alırlarsa mutlu olmak lazım onlarla. Peki. Hani küçük takım taraftarı az filan diye düşünmemek lazım. Doğru, doğru. Çok teşekkürler sevgili Hüseyin Özgök. Ben teşekkür ederim. Renk kattınız. Güzel bir cumartesi günü hafta sonu diliyoruz size de. Çok teşekkür ederim. Ben de herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Teşekkürler.